vardı. Babasının şarkısını bir tek ben mi okuyorum? Gündeme gelmek için konuşuyor. Herkes keşke şarkı okumasa diyor. Ben de keşke herkes konuşmasa diyorum. Biz sonra asistanımın çektiği videolara baktık. Şefimle de konuştuk. Selena'nın böyle bir performans yoktu dedi. Detoneler mutlaka olur ama o kısmı ağırlaştırılmış servis yapmışlar. Kim yaptı bilmiyorum ama kim bununla uğraşacak? Birileri ağırlaştıracak. Şimdi birinin fotoğrafını paylaşıyorsun. Fotoğrafa siz uğraştınız, ona filtre yaptınız, beni işte selülitli gösterdiniz, beni kilolu gösterdiniz diyor. Böyle yani bir dünya yok. Kim uğraşacak Allah aşkınıza sizin fotoğrafınızla ya ben da çok başka sesinizle? Bir şey söyleyeyim. Ha, Selin'in belki kişisel onu sevmeyenleri vardır, düşmanları vardır. O zaman bence Selin de Selin'den çok sevdiğim olduğu için. Şarkıyı arkadaşlar yeniden söylesin, düzgün bir halini paylaşsın. Tekrardan söylesin. Paylaşsın evet yani, onda bir şey yok ve yani. Ve bir şey söyleyeceğim, bu durumlar neden muzdaripler? Yani Kayahan yattığı yerde Nurhan içerisinde uyusun ama şöyle bir şey var arkadaşlar, iyi ya da kötü hala şarkıları okunabiliyorsa ne güzel. Tabii ki. Ben olsam daha eleştiri yapsam da daha böyle makul bir şekilde, bu kadar hani yok kulaklarım ağrıdı da bilmem ne sağır oldum da, bu şekilde bence olmaması lazım. Ama yani böyle çok yani klasik hale gelen şarkıya da hı-hı. Hatice bak, biz bir normal izleyiciyiz, dinleyiciyiz evet, program yapmanın ötesinde. Ama yıllardan bu yana çok değerli seslerin söylediği değerli bir şarkıya da artık sahibi de hayatta değil, bir de saygı duymak lazım. Öyle ama dediğim bazı gibi eserler diyorum. Evet. Hani böyle dandik günümüzün lay 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 hop 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 zıp 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 şarkılarına. Onlar başka zaten. Onlar çok onları başka söyle yani geç bir şeydi. Ya da evde başka söyle geç, ne olacak? Evet. Bir şarkı söyleme yasağı yok. Diyorum ya işte ama kıramadığı sen belki de bir müşteriydi. Olabilir, ben onu anlatmayacağım. Ya da ben artık şundan sen okur musun? Yani okurum, risk var, detone şey olabilir. Hiç bende risk falan diye bir şey yok. Çünkü ben çocukluğumdan beri her şeyi okudum. Şarkı okuyor musun? Yani sözleri açarsanız tabii ki okudum. Hemen ama açalım. Hani çok Kayahan şarkılarını çok severim, çok açalım, dinlerim. Tabii. Ama hiç sahneni söylemedim. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Hatice, bazı şarkıcılar da öyle bir şey yapayım ki konuşulayım, tartışılayım, sosyal medyayı sallayayım, köpürteyim bunu diye bir harekette bulunmuş. Ya bulunabiliyorlar mı? Şimdi Selin'in dışında söylüyorum. Hı hı. Çünkü güzel söylemenin ötesine çok kötü söylemek de gündeme evet gelmek demek. Ya bunu yeni çaylaklar yapar da yaşını başını almış bir kadın bence yapmaz diye düşünüyorum. Ben çünkü o kadının enerjisine çok inanıyorum. Yüksek bir enerjisi yani, var. Yani, evet. Evet. Hani biz yayında da gayet güzel söylüyor şarkılara. Evet, bunu kullanacağını zannetmiyorum. O şarkı ona yakışmamış, olmamış. Hmm. Senden peki dinleyelim, yemin ettim. Mikrofonumuz orada. Bir dakika, o zaman bir şey, nakarattan girelim değil mi? Yoksa çok Pamukçum, Pamukçum dur sen sakin ol. Tamam. Ben sana şimdi al, sen şimdi ne yapacaksın? Ah, sakinleş, bak, bir mama verecek. Ah, hadi git. Ah, gel. Mama ay, orada. Gel ikiye gel, bak, oraya git. Bak gel mama. Ay, bu satmaz annesini. Ah, yok, hiç sattı. Boncuk. Gel boncuk. Boncuk. Ah. Eldivenle de olmuyor. Hadi. Hadi bakalım. Ya peki şimdi Selen Görgüzel'in yorumunun altına biz sayfaya koyduğumuzda Işın Karaca'dan ama neden diye bir tepki geldi. Selen Görgüzel de Işın Karaca'ya cevap verirken kilolardan dem vurdu. Fiziğine yani güvenmeyen Işın, bazı kadınların acımasız tutumları evet, olabiliyor dedi. Işın Karaca'nın kilosuna no, takarak neden bir eleştiri. Belki de hani niye bu kadar çok eleştirdiniz anlamında belki bir şey yazdı. Neden söylüyorsun anlamında. Tam da o konuda da Selen Görgüzel eleştiri aldı tabii. Bu noktada iyi bir nokta değil. Yani sesler çarpışıyorken, yorumlar savaşıyorken. Bir de iyi sesler git, eleştiri yapınca insanlar daha bir galeyana geliyor. Hatice sen yani git kadının sesiyle konuşurken, sen git kadının kilosuna vurmaya yani çalış. Tam da bunun üzerine bugün gazetelerde köşe yazarları da yazmış. Ama sonu kaynak Oksijen. Oksijen'de yer aldı. Oksijen'de yayınlanan habere göre New York kiloya dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Artık birine kilolu deme durumunda New York'ta ceza alacaksınız. Bu durumu ortadan kaldırmak için kiloları yüzünden ayrımcılık gören insanların hakkını arayacak New York. Kilolu insanları işe almayanlar, ayrımcılık yapanlar, hakaret edenler, yakıştırmalarda bulunanlar açılacak davalar sonrasında tazminat ödeyecek. Ama bir şey söyleyeceğim, Amerikalıların da yarısı zaten obez arkadaşlar. Evet, evet yani çok büyük bir bölüme. %40'a varan bir şeyden bahsediliyor. Yani aşırı kilo. Evet.
Gülüyorum bu duruma. Çünkü ben mesela bugün spor yapmadım. Erken kalktım çünkü her gün aslında erken kalkıyorum da. Evet. Mesela pilates ipimi getirdim. Hı. Ben böyle sizi içeride beklerken ben böyle iki tane omuz hareketi öyle. Kol hareketi yaptım. Tabii ki yaptım. İpim içeride yani gidip çekebilirsiniz. Günde bir şey söyleyeceğim. Günde kaç saat yapıyorsun sporunu? Şöyle sabah 15 bin adım. 15 bin adım. 15 bin adım. Akşamda işte onu ya 20'ye ya 30'ya tamamlıyorum. Ya çünkü bizim çok güzel Tuzla'da çok güzel sahilimiz var. Kızlar bir gelin, inanılmaz güzel. Çıkıyorsun, balık yürüyorsun. Restoranlarımız, köftelerimiz, bilmem ne falan. Ay ben orada yürürken acıkırım. Var ya biraz köfte. Gerçekten. 5 bin adımdan sonra biraz balık. Bak, 15 bak, çıkıyorsun sahile. Bak çıkıyorsun o balık kokuları geliyor ya. Diyorsun ki ben şimdi bu turumu bitireceğim, gideceğim şurada güzel bir meze yiyeceğim diyorsun. Yani. Beni bozar. Kendini de öyle ödüllendiriyorsun. Evet öyle. Şimdi kilolu insanlar ayrımcılık mağduru. Oksijende yer aldı haber. Yani eğer bu şey yasa işte çıkacak şey cezalar buraya gelse sosyal medyanın yarısı cezalanacak demektir. Çünkü herkes birbirine kilodan vurmaya kalkıyor. Yani. Bir de şöyle oluyor. Kilo alıyorsun, kilo ver. Kilo veriyorsun, çok zayıfladın. Bu insanlara yaranamıyorsun. Ya birçoğu zaten klavye delikanlılığı. Yani bakıyoruz o kadar bana da mesela o kadar çok boş yazan insanlar var ki ben de eleştiri yapıyorum ama altı dolu. Hı. Doğru şeylere dokunuyorum seni ama... Seni en delirten eleştiri ne? Sana yani gelen. Beni en çok delirten eleştiri... biliyorsunuz kızlar ben yıllardır işte bir 15 yıldır pop artık şarkılar yapıyorum. Şimdi son dönemde de işte doyamıyorumları falan bir akustik hale getirdik. Güzel oldu. Ama onun öncesinde birkaç tane türkü ama yine pop folk olarak yaptık biz. Altyapısı yine poptu. İşte sen diyorum ki ben işte 15 yıldır pop yapıyorum falan filan işte türkücü değiliz ama her şeyi söylüyoruz dediğimde insanları sen zaten türkücüsün. Ya ben türkücü olduğum için utanmıyorum arkadaşlar siz bunu yanlış anlıyorsunuz. Hani bunu böyle bir hakaret unsuru olarak yani, mı görüyor? Yani evet aynen öyle. Ha, bir de öyle ben dedin yıllardır... bırak o türkücü. Yani ya ben hala ne olacak? Kızlar mesamdan hala bunun parasını yiyorum ben ya şükürler olsun. Çünkü bana o dönem ben arabesk de okudum, Türk sanat müziği de okudum, pop da okudum. Bana yakıştırılan şuydu Hatice, adın Hatice kalacak. Sana biz çok modern bir şey yapacağız. Sesin Türkiye'ye çok güzel gidiyor. Çünkü benim babamın muazzam bir sesi vardı. Zaten biraz onun çok sevdiği türküyü söyleyeceğim. Tüyleriniz diken diken olacak. Canlı okuyacağım tabii ki. Hatice zaten şu topraklarda zaten. Güzel Türk halk müziği, güzel Türk Arar sanat olduk. Müziği ya. Söylemek esas beceri bu. Yani. Sonra istiyorsan pop, rock, rap ne istiyorsan aynı. Söyle. Ben hep diyorum bu ülkede ne Türk halk müziği biter... Ne de Türk sanat müziği aslında bitmemesi lazım da. Yani ne de pop bitmez. Biter. Rap o bu yani bu kötülemek istemiyorum ama bunlar hepsi geçici şeyler arkadaşlar. Evet bu masada yani. Da magazin turu asla bitmez. Yani. Şimdi bir haber turuna gidelim. Renkli, hareketli, eğlenceli ve itiraflarla dolu bir turumuz var. Evet. Turdan sonra da sen dedin canlı. Ki bir türkü okuyacağım. Evet, tüyleriniz diken diken hadi olacak. Hadi bekliyoruz. Hadi izleyelim önce turu. Moda da özellikle evet hani çok güzel kumaşlar, güzel elbiseler, yerli çok güzel inanılmaz şeyler aldık. Son dönemde sanatçıların sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Çok da konuştuk ama yeniden gündemde bu konu. Özellikle Hadise son dönemde özellikle boşandıktan sonra kıyafetleriyle çok gündeme geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi ben kendi tarzımı yarattım. Çok seviyorum zaten giyinmeyi. Hı hı. Ve sürekli bir değişim içerisinde. Bazen renkli, bazen ışıltılı. Ondan sonra bazen sade. Güzel ve limitinde güzel olduğu takdirde tabii ki dekolteler olabilir. Ondan sonra her şey kendinde bitiyor. Nasıl bakış açın nasılsa, sahnede nasıl görmek istiyorsan. Linet yıllar önce mide küçültme ameliyatı oldu, tığ gibi oldu. Daha sonra kalçalarını doldurduğu iddiası vardı. O dönem bunları da yalanlamıştı. Evet. Son yaptığı paylaşımla da yüzündeki değişim dikkat çekti Linet'in. Özellikle ne dikkat çekti? Bir getirebilir miyiz arkadaşlar son yaptığı paylaşımı? Dişler ve dudaklar dikkat çekti. Biraz önde. Biraz eski hallere bayağı ve önde. Son hallere. Yani diş. Temiz ama magazinden şey arkadaşımız Seyhan zaten kolajını. Böyle hani büyük dişleri vardı. Baksana. Evet bu daha fazla. Sanki... Bir şey söyleyeceğim. Kullandığı şey ne derler formattan bence öyle.
Ciddi misin? Evet, filtreden mi? Evet, filtreden kesinlikle arkadaşlar. Çünkü havalimanı görüntüsünde böyle durmuyor. Filtre ne diyor? Uzun. Şey diş şimdi söylemeyeyim hayır, de şey bak, diş mi yap bana diyor. Hayır bak genel olarak değiştirince diş de değişiyor. Mesela ben YouCam diye bir program kullanıyorum. Benim normal dişlerim öyle değil ama YouCam'de öyle çıkıyor. Kesinlikle büyüyor mu dişler? Filtre. Tabii ki büyüyor. Çünkü bak yüzde dikkat et. Linet'in yüzü öyle olamaz. Mümkün değil yani. Ah be bir şey söyleyeyim. Her şey değişiyor. Ben söyleyeceğim. Niye insan kendini bu hale getirir? Ay Linet'i çok severim. Sesini de çok severim. Ama Linet'in sesine söyleyeceğimiz bir yani. Gram bir şey yok da. Hayır yakından da hoş bir kadın. Niye kendini insan bu hale getirir? Vallahi Linet için demiyorum ama bazı kadınlar... Genelde doktorlar yapıyor. İşte onu söyleyeceğim. Bazı kadınlar parasıyla kendini mahvediyor. Evet. Hem de genç zaten kadınlar. Zaten güzeller daha güzel olmak için estetikçilerin kapısını çalıyorlar. Maalesef. İstedikleri gibi olmuyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Her hafta artık estetikçinin yani, kapısını çalmaya mesela, başlıyorlar. Bir örnek vereyim. Ve bir örnek ver ve artık cep telefonunun yüz tanıma uygulamaları onların yüzünü tanımıyor. Öyle. Her hafta yüz değişiyor. Ve gündemde ne varsa gidip onu yaptırıyor. Şimdi insan...